Ege ve Akdeniz'in birleşim noktası Muğla. Tabii ki Muğla'nın coğrafi ve iklimsel yapısı da Muğla'nın mutfağını etkiliyor. Özellikle bol yağış alıyor oluşu ve iklim yapısı nedeniyle mantarın hemen her türlüsünü görmek Muğla mutfağında mümkün. En çok yağış alan ikinci yer olarak Muğla'da göbek mantarı, yerelde göbek mantarı olarak bilinen kuzu göbeği mantarımızda birçok yemek yapılabiliyor. Bunlardan bir tanesi de Muğla'nın kendi karakteristik özelliğini taşıyan pişirme şekillerinden biri. Yani ekşili sarımsaklı pişirme. Ahartma sos olarak da geçen bu sosumuzla kızartılan ürünlerimiz, kızartılan göbek mantarlarımızı bir araya getiriyoruz ve çok özel bir yemek haline getiriyoruz. Şimdi bunu yapabilmek üzere unlamış olduğum kuzu göbeklerimi yağımda kızartmak için ocağıma geçiyorum. Kuzu göbeği mantarlarımızı gördüğünüz gibi kızarttık. Unla kızartma yaptığımız için çıtır gevrek bir kızartma elde ettik ve bunu hemen kabımın, servis yapacağım kabımın içerisine alıyorum. Üzerine ekşi tadını ve sarımsak aromasını vermek için bir ağartma sos yapacağım. Bunu bir çırpma teliyle ya da bir çırpma kabıyla da yapmak elbette ki mümkün ama en kolay yöntemi bir kavanoz kullanmak. Nitekim yerelde de daha çok bu şekilde tercih ediliyor. Ben de bu şekilde göstermek istiyorum size. 2 diş sarımsağımız vardı. Yaklaşık yarım çay bardağı kadar limon suyumuzu, yine yaklaşık 2-3 kaşık kadar da zeytinyağımızı ilave ettik. Çay kaşığının ucuyla da tuzumuzu ilave ediyoruz ve iyice çalkalayarak ağartma sosumuzu hazırlıyoruz. Ağartma sosumuz iyice rengi değişip kıvam kazandıktan sonra üzerine kızarttığımız mantarlarımızın üzerine gezdiriyoruz. Ve göbek ekşilememiz hazır. Afiyet olsun.